Kızlar, sabahtan beri sizinle bir sürü soru çözdük. İsterseniz biraz ara verebiliriz. 15 dakikalık bir teneffüs, ne dersiniz? Dönünce de geri kalan soruları çözeriz. Bence olur ablacığım. Bence de olur Yeşimin ablası Çimen abla. Size mis gibi tarçınlı kurabiyeler yaptım kızlar. Teşekkürler Yeşimin annesi teyze. Teşekkürler anneciğim. Kurabiyeler gerçekten çok lezzetli. Hoş geldin köpük. Merhaba Yeşim'in büyük ablası abla. Ne yapıyorsunuz bakalım? Hiç sorma abla. Türkçe öğretmenimiz okulların yeni açıldığının farkında değil sanırım. Yarın sözlümüz var. Çimen ablam da bize yardım ediyor. Peki size kolay gelsin. Of ya, şimdi oyun oynamak vardı. Biliyor musun Yeşim? Ablam yeni bir oyuncak aldı. Kocaman bir uzay mekiği. Uzay mekiği mi? Evet, hem de kapıları gerçekten açılıyor. Ve altından da ışıklar çıkıyor. Köpük, sen hiç uzaya gitmek istedin mi? Hayır. Benim en büyük hayalim oyuncak dükkanımın olması. Uzay ile pek ilgilenmiyorum. Ben Ay'a gitmeyi çok istiyorum. Keşke bir uzay mekiğim olsaydı. O kadar çok mu istiyorsun? Hem de nasıl? Bir kere Ay'a gitmek için en sevdiğim oyuncağımı bile verirdim. Yani Muku'yu mu? Ama sen Muku olmadan uyuyamazsın. Ama Ay'a gitmeyi daha çok istiyorum. Anladım. Geldim kızlar. Hadi bakalım, 15 dakikada oldu, defterlerinizi açın. Merhaba abla. Hoş geldin köpük. Gel otur şöyle. Senin yüzün mü asık acaba? En sevdiğim arkadaşımın yapmayı çok istediği bir şey var ama ben bunu yapabilecek güce sahip değilim. Neymiş arkadaşının istediği şey? Hem ne kadar zor olabilir ki? Ay'a gitmek istemiyor ya. Abla, nereden bildin? Neyi? Ay'a mı gitmek istiyor yani? Evet. İşin zor o zaman. Işınlanmanın icat edilmesini beklemen gerekecek. Abla, dalga geçme lütfen. Arkadaşım bunu gerçekten çok istiyor. Hatta o kadar çok istiyor ki bunun için en sevdiği oyuncağını bile verebilirmiş. Madem öyle ve sen de arkadaşını mutlu etmeyi çok istiyorsun. Evet, çok istiyorum. Keşke onu Ay'a gönderebilseydim. O zaman biraz gerçek dışı düşünmeye ne dersin? Nasıl gerçek dışı düşünebilirim ki? Hem o ne abla? Yani gerçekte olmayan şeyleri hayal etmek. Arkadaşını gerçekte Ay'a gönderemeyeceğimize göre hayal gücümüzü kullanacağız. Hayal gücümüzü mü? Bence çok mantıklı. Aklıma süper müper düper bir fikir geldi. Ama senin de bana yardım etmen gerek abla. Hatta yardım edecek daha bir sürü mini iş bulmalıyım. Yaşasın, nihayet hafta sonu geldi. Bu cumayı sadece dinlenmekle geçireceğim. Daha sonra ödevlerimi ve tekrarlarımı da yaparım. Yeşim, hiç duydun mu? Neyi? Söylenenlere göre bu akşam uzaylılar birinin evinin önüne uzay gemisi bırakacaklarmış. Daha sonra bu kişiyi uzaya götürüp geri getireceklermiş. Çok saçma. Uzaylı diye bir şey yoktur. Nereden biliyorsun? Hiç görmedim ki. Tamam işte, hiç görmedim. Bu yüzden uzaylıların var olduğuna inanmıyorum. Belki de bu akşam o uzay mekiğini senin evine bırakacaklar. Hiç güleceğim yoktu. Bence o kadar ümitsiz olma. Belki uzaylılar seni seçer. Neden olmasın? Neden olsun köpük? O kadar minişin içinden niye beni seçsinler? Ayrıca inanmayın böyle şeylere. Şehir efsanesi bunlar. Bakalım. Neyse, bu akşam size gelebilir miyim? Olur tabi ama anneme sormam gerek. Sonra ne oldu peki? Annem kalkmama yardım etti ama çok kötü düştüm. Dizim bir hafta boyunca mosmor gezdim. Ay köpük ya, uzun zamandır bu kadar gülmemiştim. Niye gülüyorsun ki? Ben sana düşme hikayemi anlatıyorum, sen gülüyorsun. Ne yapayım? Ben düşen minise ve çok gülüyorum. Neyse, ablam da senin gibi zaten. Bu olayı duyduğundan beri benimle o kadar çok dalga geçti ki alıştım artık. Bu da ne? Gelecekler demiştim sana. Uzaylılar mı geldi sence?
Tamam Çimen, flaşı gördüler. Artık geminin yanına geçebiliriz. Seni seçtiler Yeşim, ben demiştim. Hadi hemen bahçeye inelim. Gerçekten beni mi seçtiniz uzaylı kardeşler? Almak istiyorum. Bu harika bir şey. Vay canına. Bu çok büyük bir uzay gemisi. Merhaba Yeşim Hanım. Hoş geldiniz. Lütfen uzay gemisinin içine geçin. Anlamadım. Ne duruyorsun? Geçsene işte. Peki. Merhaba Yeşim Hanım. Güvenliğiniz bizim için çok önemli. Lütfen kemerinizi bağlayın. Yeşim Hanım mı? Kemer mi? Abla? Ne ablası Yeşim? Bunlar basbayağı uzaylı. Ama ablam gibi. Ablama çok benziyor. Şimdi sizin pencerenizi kapatacağız. Bu da yine güvenliğiniz için. İçeride telsizle iletişim kuracağız. Peki. Ben tutuyorum çocuklar. Şşş, sessiz ol Kiraz. Anlayacak yoksa her şeyi. Tamam affedersiniz, sustum. Bizi duyabiliyor musun? Evet abla. Evet uzaylı hanım, evet duyuyorum. Kalkışa son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, ay, 6, çok korkuyorum. 5, ama çok heyecanlı. 4, ayak gidiyorum. 2, yaşasın. 1.